bir şey. Herhalde. Bu bölgedeki basit toprak mezarları andırıyor bize. Ama Bizans döneminde tahrip edildiği için gerçek bir mezar mı yoksa birinci katta, ikinci katta olduğunuz yerde bitiyordu burası. Yaklaşık bir kişinin geçebileceği kadar bir açıklıkla yukarıdan bir mesafede 7,5 metre mesafesinde yıkılma yok. Yani oranın o uzak mesafelere alt kottan devam ediyor olabileceğini düşünüyoruz. Ham toprak burası dolgu toprağı. Yani biz bu boşluktaki şu kırklı toprağını alıyoruz. Üretimhane olduğunu yani işlik olabileceğini düşünüyoruz. Bu nişlerin fazlalığı. En kurak dönemdeyiz. Yani yağış gelmedi. Yeni yağışlar gelmedi. Bahar artacak mı? Ahşapla kapatılmıştı. Ahşapla örülmüştü. Bunlar üzerine taş konup şöyle... Orası şaraphane işliğimizin kullanım şekli böyle olmalı. Biz bunu genişlettik Ceorlar çalışmasını. Yaklaşık 1 kilometre şu anki bulunduğumuz konumdan kuzey konumda yeni bir yeraltı şehrinin daha varlığını tespit ettik. Bu 1 kilometre uzaktaki boşlukla buranın bağlantı noktasında aralarda bazı yıkıntılarda yol hattı üzerinde tonajlı araçların geçtiği yerlerde bazı göçükler de bu 2 yeraltı şehrini birbirine bağlıyor. Yani 1 kilometre çapında bir yeraltı şehrinin habercisi niteliğinde bu veriler. İçin gerekliydi. Az önce bahsettiğim bu silindir taş kilidi ne oluyor? Tam şurası. Bu taşların çıktığı yerindeki temizlik çalışmaları devam edince, dikey olarak çalışmalar devam ettiğimizde aşağı tarafta bir işlik olduğunu fark ettik. Ahşap döşemeyle kapatılmış bir işlik. Çalışmalarımız bu alanda sürdü. Zemin koduna kadar temizliğini yaptık. Buranın bir şaraphane olduğunu tespit ettik. Yani bir üzüm ezme yeri var. Üzüm şırasının aktığı bir yer var ve depolandığı küpler var. Bu küplerden bir tanesinin temizliğini tamamladık. Küpün içerisindeki toprak numunelerini aldık. 2024 yılındaki kazı sezonunda, temizlik sezonunda bu küpün içinden çıkan çekirdeklerin, tohumların analizini yapacağız, yaptıracağız ilgili disiplinlerle birlikte. Buradan bir ata tohumu elde etmeyi planlıyoruz ya da hedefliyoruz. Yani bir üzüm çekirdeği çıkar ve 1000 yıl öncesinde bu topraklarda yetişmiş bir üzüm türüne rastlanırsa bu bizim çalışmalarımızın doğru yolda olduğunu ya da amacının da ilerlediğini destekler bir çalışma olacak. Bu bahsetmiş olduğum şaraphane bölünmesindeki ahşaplar, bunları kendi ortamda muhafaza ediyoruz. Numunelerimizi aldık. Kazı sezonu başladığı zaman bunların analizleri yapılacak. Sağlıyor. Muhtemelen burada da kilitleme sistemleri var. Şu boşluk, o boşluk yani.